Olalım ama abat da olalım. Başka alternatifimiz yok ki Hüsrev Ağa. Ruslara yanaşan kara listeye giriyor. Amerika artık sınır komşumuz Hüsrev Ağa. Rusya'dan daha yakınlar. Türkiye'nin varlığı bir parça Büyük Orta Doğu Projesi'nin neresinde yer alacağıyla alakalı. Amerikalılar Mustafa Barzani'ye yağdırdılar vaktinde. Onlar da hamilerine güvenip ayaklandılar. Ne oldu? Sovyetlere kaçmak zorunda kaldı. Bugün konjektür farklı Hüsrev Ağa. Dağlardaki örgütler bile bölünüyor. İki kardeşten biri Bobçu Hareket tarafından desteklenirken diğeri İmralı'da. Ya bu kadar biliyordunuz da. Amerika niye komşumuz oldu? Hı? Siz dünyayı yönetseydiniz ya. Hı? Bir yere varamayız ki bu argümanlarla. Öyle deme Tuncay kardeş. Amerika şimdi bizim Barzani'yi o kadar destekliyor ki. Billahi Türkiye mi Barzani mi diye sorsan şu dakika Barzani derler. Yani. Türkiye Kuzey Irak'taki Kürtleri bir parça dizginlemek için Ovacık'ta sınır kapısı açmak istedi. Mossad ortalığı ayağa kaldırıp her türlü baskıyı yaptı. Benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Bizim ağzımız bu siyasetlerden yandı. Beni rahmetli babam mezardan çıkıp gelse siyasetin içine tekrar atamaz. Artık Hüsrev Ağa, ya Büyük Orta Doğu'dan yana olanlar var ya da karşı olanlar. Üçüncü bir ihtimal yok. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem yeterince büyük mü? Biz Hüsrev Ağa, biz yani konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil, kelle alan taraftayız. Sizin bizi sokmaya çalıştığınız yer Büyük Orta Doğu değil, Büyük Mezopotamya'dır. Burada birçok ülkeler planlar, stratejiler yaptılar ama hepsi Dicle ve Fırat'ta boğuldu. Demem o ki, bizi kendi tehlikeli sularınıza atmaya çalışıyorsunuz. Ve ben diyorum ki, ben o bizim içinde değilim. Benim.